Bıcık jöleleri kullanıyorum. Saçlarım pırıl pırıl parlıyor. En az 85 kilometre uzaktan bile fark edilebiliyorum. Nasıl olmuş efendim? Fena değil, değil mi? Bir de şunu dinleyin. Bıcık jölelerini bandıra bandıra saçıma sürüyorum, mutlu oluyorum. Zaten atalarımız ne demiş? Yar saçların lüle lüle, saçı güzel gösteren şeyin adı jöle. Nasıl? Ben ciddi ve yaşlı bir adamın saçlarına jöle sürmesini öneriyorum efendim. Yani nedense bugüne kadar hep jöle reklamlarında lavuklar kullanıldı. Yani saç jölesinin Bağdat Caddesi gençleri dışındaki insanlar tarafından da kullanabileceğini vurgulamalıyız efendim. Bu biraz fena değil gibi. Siz ne dersiniz Cumalı Bey? Sizden ve ekibinizden çok daha yararlı şeyler yapmanızı beklerdim Önder Bey. Efendim biraz sonra en iyi reklamcı Masar Bey gelecek. Göreceksiniz müthiş şeyler yaratmıştır. Umarım öyledir. Evet. Yani. Benim bir fikrim daha var. Gelmiş. Buyurun efendim odamı geçelim. Buyurun. Adama bak ya. Hiçbir şey de beğenmiyor. Ulan alt tarafı jöle işte yani. Değil mi? Saça sürülür bu. Ne bekliyor yani? Yani şeytan diyor. Embesil görünüşlü birini bul, çıkar koy o reklama yani ha. Ya embesil birini bulmak bile zor bu zamanda. Nereden bulacağız ki? Merhaba kızlar, ne haber? Masar abiye bakın, ben şekil yapmış. Kanka, ne yaptın kendine böyle? Saçlarımı söylüyorsunuz değil mi? Jöle reklamı için böyle yaptım. Nasıl ama? Hmm. Dikkat çekici olmuş değil mi? Hem de fazlasıyla yani. Masar. Önder Bey, jöle firmasının sahibi Cumalı Bey ile seni odasında bekliyor. Tamam, jöle reklamı nasıl olurmuş görsünler şu saçları da. Neyse, ben onlara göstereyim, geleyim. Hadi bakalım. Şu en iyi adamım dediğiniz adamınız ne zaman gelir? Hiç merak etmeyin Cumalı Beyciğim. Birazdan gelir. Masar benim yüzümü hiç kara çıkarmamıştır. Bakın göreceksiniz, en iyi reklamı hazırlamış olarak gelecek. Göreceğiz bakalım. Bakın geldi bile. Gir. Merhaba Önder Bey. Aman tanrım, bu ne hal Masar? Jöle reklamı için böyle oldum Önder Bey. Nasıl ama? Saçlarındaki jöle ilk bakışta göze çarpıyor değil mi? Bu ne böyle be? Nasıl? İşte saç, işte jöle. Bu kulaklarına yapılsa pamuklu kulak şu bu reklamı yapılır ancak. Masar! Bu halini görmemiş olayım. Çabuk git şu aptal halini değiştir. Çabuk! Ama Önder Bey bakın efendim ben... Defol! Bana bak. Bir daha seni böyle yelken gibi kulaklarla görürsem derhal işten atarım, anlaşıldı mı? Haberin olsun. Peki Önder Bey. Gidip hemen kulaklarımı küçültüyorum efendim. Hoşçakalın efendim. Hoşçakalın efendim. Hoşçakalın. Yani maazallah. Sizden tuvalet kağıdı reklamı istesem kim bilir adamınız neler yapacak. Düşünmek bile istemiyorum. Haklısınız efendim. Ölümsüz kocam Saadettin bu sefer kesinlikle bu tarafa gelecek Ruhsar'cığım. Çünkü bu plan garantili ISO 9000 belgeli plan. Bence bu kadar emin olma be gözüm abla. Hayır Ruhsar, o kadar eminim ki mutlaka bu sefer başaracağım. Bak canım, şimdiki planımı dinle nasıl? Şimdi Saadettin'in tuttuğu takım muhakkak başarılı olacak ve yenecek. Tabii Saadettin bunu kutlamak için ne yapacak? Derhal tabancasını alıp balkona fırlayacak. Ama tabancasının namlusu 180 derece eğik olduğu için ateş ettiği zaman kendini vuracak. Ve Hakk'ın rahmetine kavuşup benim olacak. Peki gözüm abla, ya Saadettin'in tuttuğu takım şampiyon olmazsa o zaman ne olacak? O ne biçim laf canım? İllaki de olacak. Canım neyse, inşallah olur. Ben de artık öbür tarafa gideyim. Fani tarafta düzeltmem gereken bir takım şeyler var da. İlahi kız, neyi düzelteceksin bakayım? Önce Masarcığımı, sonra cadı kız kardeşini ve cadı annesini. Bir de kedi yaptığım bir salak vardı, onu düzelteceğim. Acaba Saadettin'in tuttuğu takım galip gelir mi? Hay Allah, hay Allah. Yağmur da yağıyor. Halbuki Ruhsar'ın gelmesi lazımdı. Dur bakayım. Bir takım sesler duyuyorum. Sanki Arapça gibi. Ya kulli el Arabi. Sabah hadel yevm. El thalith min Eylül am 1996. El musadif. El Amerika
El şeytan yolla tozik. Hoppala. Şimdi İngilizce bir şeyler duyuyorum sanki. Critical opportunity. Very good conversation with the president of France, Jacques Chirac. United States of America is fight to Saddam. The time is fighting time, you know. Vay be. Ne acayip sesler duymaya başladım. Kulak kulak değil, radar mübarek. Ay, ay. Lan Ruslar. Ruslar. Geleceksen gel artık ya. Gel de şu eşek kulaklarımı düzelt. Ben geldim. Ruslar. Ruslar. Aman Allah'ım. Ruhum. Ruhum ne oldu? Ruslar ne oldu? Allah Allah'ım. Yoksa öldü mü? Saçmalıyorum. Zaten ölü. İyi misin? İyi misin? Ruslar, hadi canım. Kendine gel ruhum, hadi. Hadi. Ne oldu bana? Neredeyim ben? Evimizdesin benim sevgili hayaletim. Fren balatalarına baktırsan iyi olacak. Virajlarda duramıyorsun. Sen de kimsin? Nasıl yani? Fani kocam Masar. Kocam Masar mı? Ben evli miyim yani? Hayda. Tabii ki evlisin. Peki ben? Ben kimim? Muazzez abacısın. Kim olacak? Tabii ki Ruslarsın. Dur aşkım. Yavaş. Yavaş yavaş. Gene düşme. Yavaş. Ay hiçbir şey hatırlamıyorum vallahi ya. Sanki kafamda kocaman bir boşluk var. Hoppala. Sen çarpmanın etkisiyle kesin kafayı boşalttın. Ay vallahi hiçbir şey hatırlamıyorum. Sanki yeni doğmuş bir çocuk gibiyim. Sanırım buna tıp dilinde hafıza kaybı deniyor. Halk dilinde de oğlum Masar, ayvayı yedin, uğraş dur deniyor. Ne yapacağım ben şimdi bu boş beyinle? Bilmiyorum. Ama öncelikli olarak benim şu bol kepçe kulaklarımı düzeltmen gerekiyor. Hadi. Hadi Ruslar. Ben mi düzelteceğim? Yani ben bir estetik doktoru muyum? Eyvahlar olsun. Sen şimdi benim bu kulaklarımı düzeltmeyecek misin Ruslar? Hiç sanmıyorum. Üstelik sana da güvenmiyorum. Ne malum seninle evli olduğum? Ya benim hafıza kaybımdan yararlanıp da... Ruslar, Ruslar, gözünü seveyim saçmalama. Bir düşün, hatırlamaya çalış be ruhum. Evlendiğimiz günü hatırla mesela. Evlendiğimiz gün mü? Evet. Öyle bir gün hatırlamıyorum. Hayda, nasıl hatırlamazsın? Sen beyazlar içinde melek gibi bir gelindin. Ben de bayağı yakışıklı bir damattım hani. Sonra annemler vardı yanı başımızda. Önceleri gayet mutlu giden bir evliliğimiz, saadet dolu bir yuvamız vardı. Bundan memnun olmayanlar da vardı tabii. Gül gibi geçinip giderken senin o bitmek tükenmek bilmeyen kıskançlıkların çıktı ortaya. Biz birbirimiz için yaratılmıştık. İkimiz bir fidanın güller açan dalıydık. Kıskançlıkların da olmasa dünyadaki en mükemmel çift bizdik diyebilirim. Bir bahar sabahı ben oturmuş televizyon seyrederken birden içeri sen girivermiş ve beni televizyondaki kadınlardan kıskanmıştın. Mütemadiyen bağırıp çağırıyordun. Sana açıklamaya çalışmıştım ama nafileydi. Çünkü sen kot kafalının biriydin ya. İşte böyle. Nasıl? Şimdi hatırlayabildin mi bir takım şeyleri ruhum? Hala hiçbir şey hatırlamıyorum. Ruslar, en azından kulaklarımı düzeltmelisin. Nasıl düzelteceğimi söyler misin peki? Nasıl olacak ulan? Nasıl olacak ulan? Sihirle tabii ki. Sihirle mi? Ben sihirbaz mıydım yani? Oh. Oh. Allah'ım. Nedir bu başıma gelenler? Yani bir hayaletin hafızasını kaybetmesi kadar feci bir şey yokmuş yeryüzünde. Hayalet mi? Ne yani? Bu ev hayaletli bir ev mi? Ruhsar, neredesin sen kuzum Allah aşkına? Ah, bu da ne? Ah, evet, bu bir hayalet. Ruhsar, sen iyi misin? Herhalde hayaletim yani. Gözüm abla, Ruhsar şu anda hafızasını kaybetti. Maalesef hiçbir şey hatırlamıyor. Ay ciddi mi? Kendisinin ölü olduğunu bilmiyor mu yani? Ne yani? Şimdi ben bir ölü müyüm? Evet ruhum, evet. Sen bundan tam 3 yıl önce bu dünyadan göçüp gittin. Ama hayalet olarak bu tarafa gelip gidebiliyorsun. Tanrım,
Daha neler görüp işiteceğim acaba? Yani şimdi ben ölü bir hayaletim ha? Hadi ama. Bu o kadar da kötü değil. Bir sürü özelliğim var. Mesela beni bir anda eşek kulaklı yaptın. Yani hayalet olmasam bunu asla yapamazsın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur Ruslar yanı yanı başıma. Görsün millet hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, Ruslar'cığım ölmemiş.